otelimizden enstantaneler. Müzeler günü. Bugün daha çok müzeler günü ve yine keşfe devam edeceğiz. Evet, bu tarafa. Pardon, bu taraf. Evet, asansör bölgesinden hareket eden ekibimiz aracına doğru. Resepsiyon arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şuradan çıkalım, şuradan. Evet, yine güneşli bir gün bizi bekliyor. Araç bin yapıyoruz, buyurun. Aracımız da lokomotik. Anahtarsız giriş ve anahtarsız çalıştırma var. Nisancığım koltuğuna geçebilir. O bebek arabasını alalım oradan. Aracın içini ve acmini görüyorsunuz. Bebek arabasını zemine koyduk. Gayet de sırada. Evet, şöyle bir dokunmatik düğmeli bagaj istermiş. Çok ağır değil ama yine de olsa fena olmazmış. Evet. Motorumuza start verelim. Evet, başlıyoruz. Evet, şimdi önce Milano'nun Ancheri diyebileceğimiz Brindisi Bakeri'ye gidiyoruz. Orada kahvaltı yapacağız. Oradan saat 10.30 girişli neydi? Son akşam yemeği tablosu Leonardo da Vinci'nin. Ondan sonra ikinci müze, yine güzel iki müze var. Akabinde güzel noktaları keşfetmeye devam ediyoruz. Buyurun efendim. 600 metre sonra sola dönün. Evet. Güzel bir semtmiş orası. Sokakları şöyle görün diye biraz çekiyorum. Güzel Milano evleri, semtleri ve sokakları. Hangi semtteyiz bilmiyorum ama böyle sanki orta ve üstü bir semt burası, değil mi yani? Çok düzenli sokaklar, temiz. Evler çok yeni değil fakat az katlı. Caddeler, sokaklar çok güzel. Bu Paris'te kaldığımız Mehmetcan'ın o şeyine benziyor, o semte benziyor biraz. Burası biraz şeydi ama sanki, değil mi? Yani biz çok biraz daha alt gruptu yani. Onun anlattığı öyleydi. Daha çok böyle göçmenlerin olduğu karışık bir yer diyordu. Evet. Biz görünümde bir şey anlamıyorduk. Biz görmüyorduk onu. Ara sıra görüyorduk ama bir şey anlamıyorduk. Çok trafik var. Yani 2 kilometrenin geri 15 dakikanın altına gidemiyoruz. Kuşlar. Sizi çekeyim. Nasılsınız bu sabah? Güzel. Gece iyi uyudunuz mu? Evet. Evet, bu da İtalya'nın modern yüzü arkadaşlar. Görüyor musunuz? Evet, şimdi İtalyan, ünlü İtalyan fırın markası diyelim, Bakeri markası. Pirinç'e kahvaltı için geldik. Biraz esiyor bu sabah. Aracımızı da şuraya bıraktık. Bir küçük tedirginiz. Çekerler mi diye. Amacımız hızlıca kahvaltı yapıp sağa dönün. Ve müzeye geçmek. Evet, Pirinç'teyiz. Vay vay vay. Evet, sıra. Evet, double espresso'lar. Gördüğünüz gibi double espresso ama bardağın 1/3 dolu.
Buyurun Eda Hanım. Double espresso'nuz. Oo. Kahvemiz geliyor. Arkadaşlar, şimdi mekan böyle. Evet, şöyle bir geniş açıdan çekelim. Evet, şimdi ünlü ressam Leonardo da Vinci'nin Hristiyanlar için de anlamı olan tabii ki son akşam yemeği tablosu ve bunun bulunduğu müzeyi gezeceğiz. Şu anda aracımızı park ettik. Bakın şu ileride müze, yolun sonunda. Yalnız ağaçların güzelliğine bakar mısınız? Evet. Hadi bakalım. İtalyan sokaklarındaki gezimiz müze turuyla devam ediyor. Binaların ve mimarinin güzelliği bizi şaşırtıyor. Yaklaşık 3 ay önce internet üzerinden aldık bileti. Şimdi o videoyu izleyelim. Evet, zaman yolculuğunun bu bölümünde tekrar 20 Aralık'a döndük. Bakın internet sitesi üzerinden, resmi internet sitesi üzerinden müzenin 4 kişilik bilet satın aldık. Çocuklar için 18 yaş artı ücretsiz normalde. Böylelikle 9 euroya geliyor. Yetişkinlerin fiyata dahil 24 euro. Totalde 66 euro yaptı. Buyurun. Bu online bileti somut gerçek biletlere dönüştürdük. Fakat girişimize daha 20 dakika var. O yüzden biraz bu çevreyi dolaşacağız. Saat 10 girişleri başlamış görünüyor. Evet, burada ne var? Burada Leonardo da Vinci'nin son akşam yemeği tablosu. Daha önce Fransa ziyaretimizde, Paris ziyaretimizde yine da Vinci'nin neydi? Mona Lisa tablosunu da görme fırsatımız olmuştu. Şimdi yine büyük üstadın çok önemli bir tablosunu sabah göreceğiz. Ama hafif yağmurlu. Devam ediyoruz. Evet, ekibimiz şu anda müzeye giriş yapıyor. Su içmenin yasak olduğu kendilerine tebliğ edildi. Biz de şu anda girişteyiz. Hedefimiz şu tablo. Evet. Biletlerimizi biraz önce de bahsettiğimiz gibi yaklaşık 3 ay önce aldık. Evet, online aldık. Totalde 66 euro ödedik. Evet. Evet. Evet, şimdi müze içini grup halinde gezebiliyorsunuz. Öyle anladık. Size verilmiş bir rehber oluyor. Ve işte o tam. Buraya gelmeden önce internet üzerinden son akşam yemeği videosunu izlerseniz, açıklamalar dinlerseniz ve şuraya bırakacağım link üzerinden de açıklamalar okuyarak gelirseniz çeviri ve çevirmene ve de rehbere ihtiyacımız kalmaz. Evet, müzeyi tamamladık arkadaşlar. Şimdi başka bir müzeye geçiyoruz. Yine Da Vinci ve Da Vinci'nin teknolojiyle alakalı tasarımların olduğu, daha çok çocuklara hitap eden bir müze. Şimdi oraya geçiyoruz. Bu müzeyle alakalı özellikle söyleyeceğimiz şey, buraya gelmeden önce biletinizi alırken artı 8 euro çeviri ücreti var. Eğer ki bunu öngörürseniz alabilirsiniz ama deneyimle sabit, şart değil. Özellikle Da Vinci'nin
son akşam yemeği tablosuyla ilgili şöyle bir ön bilgi okuma yapıp gelirseniz zaten anlamını çözeceksiniz. O yüzden çok da gerek yok. Devam ediyoruz. 5 minutes later. Evet, şimdi Milano Leonardo da Vinci müzesine geldik. Evet. İn bakalım. Hadi bakalım. Devam edelim. İçeri doğru. Hop. Burası Da Vinci'nin tasarımlarından oluşturulmuş bir müze. Evet, biletimizi alalım. Tasarım atölyeleri de var. Mesela böyle bak. Makina 19. yüzyılda kalma, daha doğrusu 19. yüzyıl döneminde yapıldığına inanılan ilk endüstriyel makina, yani makina tasarımı. Evet. Bu nedir? Aa, bu da ne? Yemek yeme kuralları mı? Bak, eller masada nasıl durmalı? Wow, çok enteresan. Bizim geçenlerde bozulan dört kapılı buzdolabın atasını bulduk arkadaşlar. 1938. Neler oluyor? Ayran yapıyorum. Hmm. Ne alaka ayran? Ayran değil de makina. Evet. Bu buzdolabı motorunun tarihsel gelişimi herhalde. Oluşuyor. Evet. Biraz daha mı suya ihtiyacı var? Biraz daha yap. Evet. Bak, suladın şu anda, suluyorsun. Bak, büyüyor, gördün mü? Biraz daha. Biraz daha su ver. Evet. Evet, bak yukarıda oranı var, doğru diyorsun. Evet, sula sula sula. Ama tohumu nereye ektin? Orayı sulaman lazım. Heh, doğru yere, evet. Oturun bakalım. Yine yerdeki okulları takip edebiliriz sanırım. Sağ tarafını gösteriyor. Evet, şu anda bulunduğumuz katta Da Vinci'nin kendi çizimleri. Yani Da Vinci'yi dün biraz anlatmaya çalışmıştık. Sadece ressam değil, anatomi uzmanı, astronom. Bu bağlamda her şeyi resmetmeye çalışmış. Sadece bitkileri değil, sadece insanlar değil. Teknolojik anlamda da, endüstriyel anlamda da çizim denemeleri var. Bakın, 1487'de çizdiği bir bu ne diyelim, yani yük taşıma aracı tasviri. Bu görmüş olduğunuz mancınığı bakacağım, telefonda çıkıyor mu? Vay, çıkıyor. İşte bakın, içeride gerçeği var. Evet. Çok acayip. Bunu da yine Da Vinci tasarlamış. Yani o basit çarklar var ya. Evet. Fizikte çarklar var. Tabii benim fizik kötü olduğu için. Bak, bunları görebilirsiniz. Yani çark sayısı kaç kere bunlar? Endüstri döneminin
1500-1600'lü yılların ilk endüstriyel tasarımlarının imiteleri bunlar. Çizimleri de burada. Bakın 1487'de Da Vinci'nin çizdiği uçan gemi. Size bir şey çağrıştırdı mı? Bugün havada uçan yolcu taşımaları için kullanılan gemileri. Avrupa'nın birçok şehri, işte biz bugün Milano'daki Duomo'yu gördük. Viyana'da da keza aynıydı hatırlarsanız. Merkezde bir Duomo, etrafında da bir şehir bulunur. Aslında bu felsefe buradan geliyor. Bakın çok yüzyıllar öncesine dayanan bir anlayış. Duomo üzerine düşünme. Duomo'nun burada da bir minyatürü var. Bu Duomo kimin çizimiymiş? Yine Da Vinci'nin miymiş bu Duomo? 1965. Bir uzay kapsülünün içi. Bu da çok eski bir astronot kıyafeti, çok eski. Yıl 1962. Baba şurada. Sizin için devasa bir teleskop buldum arkadaşlar. Evet, burası İstanbul'daki Rami Koç Müzesi'ne benzemeye başladı. Orada da vardı sanki, değil mi? Bu devasa trenler. Trenin büyüklüğüne bakın. Buradaki bu metal kokusunu almanızı isterdim. Yani basit, çok karmaşık değil. Baktığın zaman. Hadi Nisan bizi sür. Hanım otomatik değil ama sanırım sürersin yani. Ha? Hatırlarız. Evet. 1914 yapımıymış. Hatırlamaya zorlarız. Hoşça kal. Evet. An geçmiyor ki. Evet, bu denizaltı. Kaç yapım acaba? Bu 2. Dünya Savaşı'nda kullanılan denizaltılardan biri mi acaba? Kapısı kapalı. Tüh. Evet, bunun kod numarası demiş 506. Wow, çok büyük ya. Kapalı babacığım. Ama ileride bir kapı daha var. Oraya bakalım. Oldukça büyük. Oo, şurada da çok acayip bir şey var. Evet, 2. Dünya Savaşı'nda savaşan İtalyan savaş uçaklarını görüyorsunuz. Evet, devam edebiliriz küçük küçük. Babam taşlara bindi, arabalara bindi. Çok arabalara bindi ama en sonunda helikoptere binmeye karar verdi. İtalyan sahil güvenliğinin emekli olmuş. Evet, bu müthiş müzeyi gezmeye devam ediyoruz. Evet, bu müzeyi Milano'ya gelirseniz iki temel müze var zaten. Bu ikinci güzel müzeydi. Burası Da Vinci Müzesi. Da Vinci Bilim Müzesi. Bu müzeyi mutlaka gezmenizi tavsiye ediyoruz. Ve müzeyi terk ediyoruz. Orada bir shopping de var. Evet. New York mu? New York'ta Manhattan'da mı? Şimdi o zaman Çin Mahallesi'ne gidiyoruz. Çin Mahallesi ve orada Çin usulü neydi o? Risotto muydu?
Ravioli. Ravioli. Çin usulü ravioli varmış bakalım. Ne koyacaklar? Çin Allah diyecek. Ha, diyecek. İçine. İçine ne koy? Çinli olduğu için her şeyi koyabilir. Aynen. Bakalım. Evet, Milano'nun otoparkları oldukça dar arkadaşlar. Sanki kiralık araçları sürtsünler diye yapılmış. Şapkan yere düştü Enacığım. Şimdi Çin Mahallesi, Milano'da gezilecek yerler sıralamasında alt sıralarda olan, üzerinde çeşitli dedikodular yapılan ama şöyle bir araçla tur attığımızda gezilebilir bulduğumuz Çin Mahallesi turumuz başlamıştır. Evet, şimdi Çin Mahallesi'nde turumuz başladı. Dolaşıyoruz. Böyle butik butik Çin restoranları var. Geçelim. Geçelim. Bazıları bar versiyonları kapalı. Bak şurada sıra var. Evet. Yedikleri o yuvarlak şeyden mi? Yok. Et. Et. Net. Balık mı? Ne o? Ne? Yok. O domuz eti mi? Evet, şimdi siyumayı aldık. İki tane de bavuz aldık. Bakalım. Neler olacak? Bekliyoruz. Birinci denememizde başarısız olduk. Çünkü porksuz ravioli ve şey isteyemedik. Başka bir yerde deneyelim şansımızı. Şurada da bir Şangay bir şey var arkadaşlar. 10 euro boşa gitti ama olsundu. Evet, şurada da bir şeyler var. O demin ellerinde sarı sarı bir şeyler vardı. Bak şu karşıda var bir yer. Bunları seçiyorsun, pişiriyorlar yani. Bak şu patates. Evet. O patates. Bir bakalım şuraya doğru yanaşalım. Değişik değişik şeyler var. Fasulye var, akçılık var. Ya. Bu Cenin midir? Evet arkadaşlar, mideniz çekiyor ama ben çok çekmedim. Anlamaya çalışıyoruz. Gidelim en iyisi market gezelim. Hadi bakalım. Evet. Bir Çin marketi. Arkadaşlar. Buyurun. Enteresan şeyler var. Paket noodle'lar. Enteresan. Ramen aynı. Ne biliyor sen ramen? Aromatik soslar arkadaşlar. Çin sosları. Yani güvenip de bir noodle yiyemedik.
ravioli yiyemedik, içindekilere inanamadık. Bir kez daha şansımı denedim. No porksuz, yani porksuz bir ravioli. Şu anda ekibimiz de heyecanla bekliyor. Evet, içinde ne var dedim? Yumurta var dedi. Bakalım neler olacak. Burada da bir soya soslu krep yapıyor. Üçüncü deneyişimizde bu ilginç şeyi aldık. Bir bakalım değil mi içine ne var? Bir daha bu gördüğün gibi sebze falan olmuş. Değil mi? Hı, evet. Bakıyorum tadına arkadaşlar hepiniz için. Nasıl? Ben sevmez öyle şey. Şu an... Bir yer misin? Bir şey. Hadi bak kamera. 5 euro. Bravo. Evet şimdi Eda yiyecek. Nasıl? Beğendi değil mi? Evet. Elini altına tut düşebilir. Hop. Dıp 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 dıp. Nasıl? Güzel. Arkadaşlar Çin Mahallesi Milano Ravioli sebzeli. Çin Mahallesi'nde Ela ile turumuz sona eriyor. Bu Çin Mahallesi tabi burası bir bölge. Biz buranın en çok gezilebilen caddesini gezdik. Bir Çin lezzeti, sokak lezzeti tattık Ela ile. Şimdi bir tabi acıktığımız için İtalyan pizzası yemeye gidiyoruz. Bizi takip edin. Genel olarak buraya gelirseniz etrafta otopark problemi yok. Büyük otoparklar var aracınızı bırakabileceğiniz. Burada yemek yiyebilmeniz için domuz eti çok yaygın bu Çin yemeklerin içerisinde. Seçici olmak lazım. Biz çok yiyemedik. Biraz bize ağır geldi. Dolayısıyla burada Çin marketleri var. Yani Çin kültürünü gözlemleme şansınız var. Milano turunuzun bir parçası olabilir. Bunu da ifade edelim. Evet, sıcak İtalyanlar bizlere "Where are you from?" dedikten sonra Türkiye'li olduğumuzu duyunca merhaba diyorlar. Biz de sizi seviyoruz. Şu anda pizza yemek için çok merkezi bir mekandayız. Duomo'ya çok yakınız. Yedikten sonra önerip önermeyeceğini söyleyeceğim. Evet arkadaşlar, İtalyan risottosu. Şimdi buna Eda, buna parmesan atıyorum değil mi? Parmesan peyniri, yine İtalyan parmesanı ve biraz da bol atalım. Evet. Şimdi oldu. Evet. Pizza yediğimiz yer hemen Duomo'nun arkasında. Pizza, risotto ve spagettisini deneyimleme şansı bulduk. Tavsiye ederiz. Ekibimiz hazır. Şimdi İtalyan kahvesi almak için Bialetti'ye tekrar gidiyoruz. Bunlar ne acaba? Evet, Duomo meydanında cumartesi kalabalığı var. Ayrıca bir müzik yayını da var. Bilmiyorum size geliyor mu? Geldiğimiz güne kıyasla, geldiğimiz saatlere kıyasla oldukça hareketli ve canlı oldu. Evet. Round in a circle, chasing the message, and on a moon, he's
Stefanzera. Stefanzera da olabilir. Tam yanlış söylüyor da olabilirim. Yarın son destinasyonumuz burası olsun. Gece görüntüsü çekmiş olalım. Gece de çok güzelmiş bu arada. Hatta yürüyüş yapıyor insanlar. Yürüyüş yapsak mı diye düşündüm. Bak orada havuz mavuz var, gördün mü? Çok güzel değil mi? Çok sakin. Çok güzel değil mi? Sağ taraf ve burası. İnsanlar evlerine gidiyorlar. Arabaları yok maalesef. Bunun içine giriliyor. Bildiğim kadarıyla içinde böyle şey var. Park. Uzun bir park alanı var. Böyle havuzlu mavuzlu böyle. Görsellerden anladığım kadarıyla. Evet. Son günün sabahı. Ekibimiz bugün dönüş yoluna geçecek. Son iki gündür devam eden yağmur bu sabah da sürüyor. Olsun be. Ekibimiz İtalya'ya veda ediyor. Odamızdan ayrıldık. Asansöre biniyoruz. Kahve kokuları değişliğinde. Ülkemize dönmek üzere. Yola çıkıyoruz. Misoş, iyi misin? İyi. Yoş. Evet, birazdan araçta görüşmek üzere. Evet. Hoşça kal Novotel. Şimdi bugün aslında Brera ve kale planlarımız vardı fakat havayı görüyorsunuz. Yağmur yoğun bir şekilde devam ediyor. Merkeze kadar gidelim. Bakalım neler olacak. Uçuşumuz 15.30. ...500 metre sonra döner kavşaktan ikinci çıkışa girin. Sana buradan yol duruyor mu ya? Buradan pedo arıyor, pedo'dan da ne diyor? Kuzeydoğu yönünde ilerleyin. Doğu yönünde ilerleyin. Doğu yönünde ilerleyin. Evet dostlar, Milano ile ilgili son notları paylaşalım. Hava bayağı yağmurlu. Şimdi Milano'ya örneğin geldiğinizde mesela pizza yemek isterseniz saat 7'den önce pizzacılar kapalı. Bunlar ince detaylar olabilir, son notlar olabilir. Bunun dışında biz son gün kaleye gidemedik. Bu şehir merkezinde bir küçük bir ortaçağ kalesi var. İçinde parklar vardı. Son gün yağmurlu olduğu için oraya gidemedik. Brera Street vardı. Orası da böyle güzel sokaklar, işte biraz böyle gece hayatı gibi. Oraya gidemedik. Onun dışında birçok önemli destinasyona gittik. Şu anda Mart ayında olduğumuz için hava nispeten 10 derece civarlarında seyrediyor. Çocuklarla gelecekler. Özellikle akşamları hava soğuk oluyor. Tedbirli olun. Dostlar,
Evet, şimdi aslında son destinasyonumuz burasıydı, Brera. Burası da aynı Çin sokağı gibi, Çin mahallesi gibi gezilmesi, görülmesi gereken bir sokaktı ama mesela burayı şey diyorlardı, işte gece hayatı, işte barlar, burada da mesela dondurmacılar vesaire vardı. Burayı bugün yağmurlu olduğu için araçla geçmiş olduk. En azından görelim dedik. Yani görmüş olduk diyelim. Bu tabi burası böyle önlü arkalı uzunca bir sokak anladığım kadarıyla. Artık saat 12'de araç teslimimiz var. Yavaş yavaş yola çıkmamız da gerekiyor. Biraz önce sen ne dedin? Pazar günleri Avrupa'da genelde tatil. Her yer kapalı. Şu karşısı işte muhtemelen. Şu sokak yani. Evet, karşımızda kapalı, o kapalı bir sokak var. Dolayısıyla pazar günü her yer kapalı olduğu için Avrupa'da daha çok arkadaşlar hafta içini dönüş günü pazar günü ayarlamak lazım. Yolda işte. Evet. Bakın Brera. Brera bar. Hatta burayı gösteriyorlardı. Burası önerilen noktalardan birisiydi. Evet, Brera da böyle. Evet Eda Hanım. Milano'yu bitirdiniz. Evet. Son notlarınızı alalım. Alışveriş. Keşke daha çok para olsaydı ama çok alışveriş olsaydı. Aldıklarımız yanımıza kar, alamadıklarımız da gözümüz kaldı. Üzücü ve sıkıcı bir durum. Canımız sağ olsun. Daha sonraki maçlara bakacağız. Gıdım gıdım para biriktirip alışveriş için bir kere daha harcayacağız. Milano. Yemek için şöyle, tabii ki bizim çok yemek kültürümüz bu şeyler değil ama hamur olunca bizi tahmin ediyor. Makarnadır, pizzadır, risottodur. Ondan sonra sokak lezzetleridir. Yani böyle dediğim gibi hamur, kızartmalık her şeyler olunca her türlü uyuyor damak zevkimize. Panzerotti nasıl oldu? Panzerotti. Bir sandı panzerotti. O işi vardı ya. Ha evet, onu biz böyle güzel ya, güzel hamur olsun, kızartma olsun dediğim gibi bize uyuyor. Şeyi çok beğendim ben, o bu antika pizza yemeğe gittik. Mesela onu ben çok daha farklı bir şey hayal ediyordum. Hiç daha onu bakmadım, araştırmadım. Volkan araştırdım, oraya gitmemiz gerektiğini söylemişti ama kafamda sanki böyle daha bir taş fırında normal pizza gelecek ama işte fırın eski falan, antika bir fırında pişiyor gibi düşünürken tamamen farklı bir şey yedik. Bildiğimiz böyle bizdeki içli börek tarzı, içinde mozzarella peyniri olan, aslında hamuru küçük açıyorlar ama böyle o dünya yemeğinin devasa büyük bir şey oluyor ve inanılmaz lezzetliydi. O buram buram mis gibi bu hamur kokusunu alıyorsunuz. Çok çok lezzetliydi. Hatta biz birkaç kere yelkendik tekrardan gidip bir daha yiyelim, gidip bir daha yiyelim diye ama ya kapanmış oldu ya fırsatımız olmadı başka bir şeye gelmek için. O da çok keyifliydi. Dondurma zaten tartışmasız gerçekten çok güzel. Böyle farklı çeşitleri de verildik. Gayet güzel ve lezzetliydi. Çok çok lezzetliydi o da. Termosu zaten. İlk yani, yaptık dediğin bir şey söyle. İlk yaptık dediğin bir şey. Milano'ya ilk geldik ya. Aynen. Şunu da yapmasak olurdu dedim. Como'ya şöyle. Como'ya gitmesek olmaz da kesinlikle şöyle diyecektim ki hadi ya niye Como'ya gitmedik falan. Como merkezden öteye geçmesek olur. Como'dan öteye gitmeseydik iyiydi yani. Aynen. Evet arkadaşlar, sorularınızı yorum kısmına bekliyoruz. Bizi takip etmeyi unutmayın. Gezdiğiniz diğer Avrupa şehirlerine de göz atabilirsiniz. Roma, İtalya'nın diğer şehirleri, Viyana ve takip edilmiş önemli. Başka bir videoda görüşürüz. Evet, havaalanına çok az kaldı. Depoyu dolu vereceğiz abise. Depomuzu dolduruyoruz. Bakalım ne kadar yakıt harcamışız. Okey. Yes. 25 litre. 53 euro. Kart. Yes.
Grazie. Okay. Evet, 53, 50 euro yakmışız arkadaşlar. Yani çok yoğun gezmemize rağmen totalde 50 euro harcamışız. Hello. Normalde kar rental tamam. Döner kavşaktan çıkın. Ardından hafif sağa yönelin. Şimdi şurayı gösterdi bize. Tamam, o fotoğraftaki yer. Evet. Oradan da diyor, Paris'e gidin. Evet. Paris bir yandaki. Kuzeybatı yönünde ilerleyin. Çok basitmiş ya. Tamam. Araba aracı onlara teslim edeceğiz şimdi. Gelinimiz aracı teslim etti. Şimdi gördüğünüz gibi herkes dışarısı yaklaşık 10 derece. Tam da indiğimiz yerden otobüse binip uçağa gideceğiz. Daha doğrusu airport'a gideceğiz. Otobüsü bekliyoruz. İyi babacığım. Kapatırız dur. Evet, şimdi valizleri verdik. Gergin bir kilo aşımı olacak mı şey oldu. Bu arada 25 dakika gecikme var. Şimdi hemen bankonun yanında tax free alanındayız. Hesaplarımıza göre iyi bir tax free almamız lazım. Bakalım. Burada işlemleri biz yapıyoruz. Bir yana da aslında bir otomat vardı bununla ilgili. Makineden kendimiz de yapabiliyorduk. Görevli ürünleri görmek istedi. Onları da gösterdik. İşlem devam ediyor. Evet, İtalya'da peşin alırsanız markadan markaya değişmekle beraber tax free %11, %12 civarında nakit alırsanız bazı markalarda, ama bazı markalar %22'ye kadar tax free veriyor. Şimdi biz tabi totalde ayakkabı aldık, gözlük aldık vesaire. Bakalım ne alacağız. Evet Eda Hanım, yazıyor mu ne kadar alacağımız? Rakamsal olarak. Evet, nakit isteyenleri buraya yönlendirdi. Yani bir mutluluk, bir güzel haber yok diyorsanız. Henüz belirsizlikler sürüyor.